Tonguç Akademi'den herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Fizik dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kaldırma kuvveti ve basınç. Bununla ilgili sizlerle sorular çözeceğiz. Kaldırma kuvveti ve basınç dediğimiz zaman her sene sınavlarda muhakkak çıkan bir konu olarak karşımıza gelir. Basınç ve kaldırma kuvveti konusu özellikle sınavlarımızın, okul sınavlarımızın vazgeçilmez soruları arasındadır. Kavramlara dikkat edecek olursak, doğru orantılara, ters orantılara dikkat edecek olursak kaldırma kuvveti ve basınç konusunda yazılarda soru kaçıracağınızı düşünmüyoruz sevgili arkadaşlar. Öncelikle konumuza başlamadan önce hemen sizlerle ödevlendirmemizi paylaşalım ve Dinamo Soru Bankamızdan özellikle basınç ve kaldırma kuvveti konusundan sizlere ödevlendirme yaparak dersimize başlayalım sevgili arkadaşlar. Dinamo Soru Bankamızın sayfa 67 ile 112 arasındaki sayfalarını çözdüğümüz zaman, sorularına baktığımız zaman gerçekten bu konuyla alakalı olarak sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyoruz sevgili arkadaşlar. Konu anlatımı, soru çözümleri evet yapıyoruz birlikte, ancak bol bol soru çözmek, sınavın sorularını pekiştirmek bu konuda çok önemli olacaktır. Ödevlendirmemizde yaptığımıza göre hemen başlayalım. Dediğimiz gibi konumuz kaldırma kuvveti ve basınçtan soru çözümü. Birinci sorumuzla başlayalım sevgili arkadaşlar. Birinci sorumuzda gördüğümüz gibi bir ördeğimiz ve bir tavuğumuz var. Aralarında basınç kıyaslaması yapacağız arkadaşlar. Ağırlıkları eşit olan tavuk ve ördek bir bataklığa giriyor. Buna göre diyor, verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar, öncelikle katı basıncından bahsetmek istiyoruz sizlere. Basıncı hangi sembolle gösteriyoruz? P sembolüyle gösteriyoruz ve temel olarak kuvvet bölü yüzey alanı bize basınç ifadesini verir sevgili arkadaşlar. Burada F diye gösterdiğimiz ifade kuvvettir. Yani basıncı meydana getiren kuvvet olarak karşımıza gelir. Katı cisimlerde dışarıdan uygulanan herhangi bir kuvvet yoksa cisimlerin ağırlığını basınç uyguladıkları yüzey alanlarına böldüğümüz zaman basıncı elde etmiş oluyoruz. Dolayısıyla burada basınç için gördüğümüz ifadeye bakacak olursak kuvvetle veya ağırlıkla doğru orantılı, yüzey alanı ile ters orantılı olduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlar basınç ifademizin. Dolayısıyla burada da tavuk ayağı ve ördek ayağı arasında kıyaslama yapacağız, yüzey alanları arasında. Çünkü soruda bize diyor ki ağırlıkları eşit olan, yani burada tavuğun ağırlığına da G diyeceğiz, ördeğin ağırlığına da G diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Biliyoruz ki ördeklerin ayakları daha perdelidir, değil mi? Dolayısıyla yüzey alanları nedir? Daha geniştir. Tavuğun ayakları ise şu şekilde çizelim sevgili arkadaşlarım. Bu bir tavuk ayağı ise, şimdi bir de ördek ayağı çizelim. Şöyle perdeli bir şekilde yüzey alanı daha geniş olarak gelir ördeklerin ayaklarının. Dolayısıyla ağırlıkları eşitse ördeğin ayakları daha geniş yüzeyli olduğu için basıncı yüzeye yayacaktır ve basıncı azaltacaktır sevgili arkadaşlar. Çünkü ne dedik? Yüzey alanı artarsa basınç ifadesi azalır. Hemen sorumuza bakalım. Birinci öncülümüzde diyor ki tavuk bataklıkta ördeğe göre daha çok batar. Tabii ki daha çok batar. Çünkü tavuğun ayağının yüzey alanı daha küçük sevgili arkadaşlar. Daha küçük olduğu için yüzey alanı, hemen şu şekilde yazalım. Ağırlığımız sabit. Yüzey alanı küçülürse basınç artar. Bataklıkta daha çok batacaktır. Birinci öncülümüz doğru sevgili arkadaşlarım. İkinci öncüle bakacak olursak, ördeğin yatay zemine uyguladığı basınç kuvveti tavuktan daha büyüktür. Sevgili arkadaşlar, burada basıncı meydana getiren kuvvet ağırlıktır. İkisinin ağırlıkları da eşit olduğuna göre neden daha fazla basınç uygulasın ki? İkinci öncülümüzü eliyoruz gidiyor. Üçüncü öncülde ördeğin yatay zemine yaptığı basınç tavuktan daha büyüktür. Tabii ki daha büyüktür, çünkü yüzey alanı küçüldükçe basınç artar sevgili gençler. Lütfen bunu unutmayalım. Doğru cevabımız 1 ve 3, doğru seçeneğimiz C şıkkı olarak karşımıza geliyor. Bir diğer sorumuzla devam edelim bakalım. Yeni nesil sorularımıza örnek olacak bir soru olarak karşımıza geliyor sevgili arkadaşlar. İfademizi önce bakalım. Diyor ki halılarını temizlemek için yemek masasının halının üzerinden kaldıran Meryem Hanım masanın ayaklarının halıya bıraktığı izleri görüyor. Bunun üzerine halılar temizlendikten sonra aynı sorunla karşılaşmak istemeyen Meryem Hanım masanın ayaklarının altına bir yüzeyle kaplamaya karar veriyor diyor. Ve farklı kesit alanlarında yüzeyler hazırlıyor sevgili arkadaşlar. Çok sinir bozucu bir durumdur değil mi bu? Masayı kaldırırız, halının üzerinde izler olduğunu görürüz. Ne kadar yapsak da tamamen yok etmek mümkün olmuyor. Ağırlıktan dolayı oluşan basıncın bir etkisidir bu. Masanın ayaklarının taban alanları eşit olduğuna göre, yani şurada verilen 4 tane taban alanı nedir? Eşit. Zaten masanın her bir ayağının farklı kalınlıkta olması çok da mümkün değil sanki. Olduğuna göre halılarda en az iz oluşması için hazırlanan yüzeyler aşağıdakilerden hangisi gibi kullanılmalıdır diyor
sevgili arkadaşlar. Yani bana diyor ki bu halıda iz olmaması için Meryem Hanım'ın masanın ayaklarını hangi yüzeylerle kaplaması gerekir? Gene geldik katı basıncına. P eşittir G bölü S. Burada G diye bahsettiğimiz şey nedir sevgili arkadaşlar? Masanın ağırlığı. S de her bir masanın ayağının yüzey alanı olarak karşımıza gelecek. Burada masanın ayağının halıda iz yapmaması için ne yapması lazım? Basıncı azaltması lazım. Doğru mu? Ağırlığı değiştiremeyeceğime göre, masanın hani bir ayağını kıramayacağıma göre değil mi? Ya da ortadan ikiye bölemeyeceğime göre yüzey alanı ile oynamam lazım. Ayaklarının yüzey alanı ile oynamam lazım. Yüzey alanını arttırabildiğim kadar arttıracağım ki ne yapayım? Basıncı azaltabileyim. Dolayısıyla ifadelerimize baktığımız zaman masanın iki ayağı K, diğer iki ayağı N ile kaplanmalıdır. Şimdi ben K ile kaplarsam yüzey alanı en küçük olan yüzey ile kaplanmalıdır. Basıncı arttırırım. Ama en büyük yüzey alanına sahip yüzeyle kaplarsam ben bu masanın ayaklarını ne yapmış olacağım? Basıncı minimuma indirmiş olacağım. Şimdi ben halının üzerinde hiç iz olmamasını istiyorum. Dolayısıyla masanın dört ayağını da aynı yüzeyle kaplamam lazım. İki ayağını farklı bir yüzeyle kaplarsam, iki ayağını farklı bir yüzeyle kaplarsam o zaman ne olacaktır? Basınç artacaktır. Dolayısıyla iki tarafta iz olurken iki tarafta iz olmayacaktır. Bu daha da sinir bozucu bir durum. O yüzden geldiğim zaman E seçeneğim bana diyor ki masanın dört ayağı da en yüzeyle kaplanmalıdır. Tabii ki yüzey alanı hangisinde daha büyükse basınç orada nedir sevgili arkadaşlar? Minimum değeri alacaktır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olarak karşımıza geliyor. Unutmayın, yüzey alanı ile basınç ters orantılıdır sevgili arkadaşlar. Birini artırırsanız diğerinde azalma meydana getirirsiniz. Öz kütle, basınç, ağırlık arasındaki ilişkiyi veren, karşımıza çıkabilme ihtimali çok yüksek olan sorulardan bir tanesi. Diyor ki şekilde verilen silindirlerin öz kütleleri sırasıyla DK ve DL'dir. Yükseklikleri HK ve HL, yarı çapları RK ve RL, yere yaptıkları basınçlar ise 4P ve 3P'dir sevgili arkadaşlar. Buna göre benden öz kütlelerinin oranlarını istemiş bu soru içerisinde sevgili arkadaşlarım. Bakacak olursak yüksekliklerini görüyoruz. HK, HL, doğru değil mi? DK, DL, bunun basıncı bana 4P olarak verilmiş. İkinci L cisminin basıncı da bana ne kadar olarak verilmiş? 3P olarak verilmiş. Öz kütleleri arasında bir ilişki kurulması isteniyor benden. En temelinde neydi sevgili arkadaşlar? Katı basıncımız karşımıza nasıl gelirdi? Ağırlık bölü yüzey alanı olarak gelirdi. Kuvvet bölü yüzey alanıdır aslında. Kavram yanılgısına da düşmeyelim. Ancak dışarıdan ben buna herhangi bir kuvvet uygulamadığım için katılar sadece ağırlıkları nedeniyle de konuldukları yüzeye ne yaparlar? Basınç uygularlar sevgili arkadaşlar. Şunu bir basamak daha açmak istiyorum. Ağırlık dediğimiz şey en temelde sevgili arkadaşlarım cismin kütlesi bölü yer çekimi ivmesi değil midir? Bunu yüzey alanına böleceğiz. Şunu da bir basamak açmak istiyorum izin verirseniz, çünkü öz kütleye ulaşmam lazım. En temelde öz kütle ifademiz neydi sevgili arkadaşlar? Öz kütle birim hacimdeki tanecik sayısı demekti. Kütle bölü hacim olarak ifade ederdik. Dede muzu böl ver olarak kodluyorduk. Aklınızda bulunsun. Sizin de tabii ki kendinize ait farklı kodlamalarınız olabilir. İlla bizim verdiğimiz kodlamaları ezberlemek zorunda değilsiniz. Kodlamanın mantığı formülü akılda tutmaktır. Dolayısıyla buradaki istiyorum ki kütlemi de sevgili arkadaşlar nasıl açayım? Şuradan kütleyi yalnız bırakırsak öz kütle çarpı hacim olarak karşımıza gelecek. Biz de bunu böyle açalım istiyoruz. Yani burada kütle gördüğümüz yere D çarpı V çarpı G bölü S yazalım istiyoruz sevgili arkadaşlar. Benim temelde basınç ifadesinde kullanacağım ifadem ne olacaktır? Bu olacaktır. Bu ifadeyi kullanarak DK'ya ve DL'ye ulaşacağım sevgili arkadaşlar. İsterseniz gelin teker teker detaylı bir şekilde yazalım. Siz de daha net çözümünü görmüş olun. Buradan öncelikle MK'yı yazalım, oldu mu? MK benim karşıma sevgili arkadaşlar D çarpı DK değil mi? Peki hacim dediğimiz şey taban alanı çarpı yükseklik değil midir sevgili arkadaşlar? Gayet de öyledir. Burada baktığımız zaman sevgili arkadaşlarım, K'nın yüksekliği ne kadar toplamda? 2H kadar. L'ninki ne kadar? H kadar. O zaman taban alanı çarpı yükseklik yapacağız. Taban alanına baktığım zaman bir daire görüyorum. Nedir? Pi r kare. Bir de onu yüksekliğiyle çarparsam hacmini elde etmiş olacağım sevgili arkadaşlarım. Ne dedik o yüzden? Pi çarpı rk'nın karesi çarpı 2h dedik sevgili gençler. Hemen buradan ne yazalım? ml'yi de yazalım. Sonra getirip yerine yerleştirelim. Tane tane gidelim. Açık, anlaşılır, açık seçik olsun sevgili arkadaşlar.
DL, L'nin öz kütlesi pi çarpı ne dedik? R, L'nin karesi çarpı sevgili arkadaşlarım yüksekliği ne kadardı? H kadardı. Artık her şeyi biliyorum. Taban alan zaten burada. Bir taban alanı dediğimiz şey de ne gelecektir? Pi r kare gelecektir, doğru mu? Silindirin taban alanından gidiyoruz sevgili arkadaşlarım. O zaman hadi gelin şimdi ne yapalım? Şu tarafta K ve L için ayrı ayrı ifadelerimizi yazalım. Önce K için basınç ifademizi yazalım sevgili arkadaşlarım. K'nın tabana yaptığı basınç ne kadardı? 4P kadardı. Hemen 4P eşittir dedik sevgili arkadaşlar. İfademizi düzenleyerek yazıyoruz. 2DK çarpı P çarpı RK'nın karesi çarpı H çarpı şuradaki G'ler sevgili arkadaşlar oran istediği için birbirini götürecektir. O yüzden hiç bir daha G yazıp onları tekrardan sadeleştirmekle zaman kaybetmeyelim. Zaten DK bölü DL yaptığımız zaman birbirini ne yapacak? Götürecek sevgili arkadaşlarım. E bölü dedik. Ne yapacağız şimdi? Taban alanına bölüyoruz. Pi çarpı RK'nın karesi. E şunlar bir birbirini öpsün gitsin bakalım. Tamam. Şimdi gelelim ne için yazalım? Aynı ifademizi L'nin basınç ifadesi için yazalım. Ne demişti bana burada? 3P demişti. Hemen yazıyorum. E D çarpı V'den gidiyoruz arkadaşlar. Başka bir şey yapmıyoruz burada. DL çarpı sevgili arkadaşlarım. Pi çarpı RL'nin karesi çarpı H kadar bir yüksekliği vardı. G'yi yazmamıza gerek yok. Pi çarpı ne diyoruz sevgili arkadaşlarım? RL L'nin karesi. E buradan da ifadelerimizi ne yaptık? Şu pi r kareleri sadeleştirdik gitti. Artık buradan sevgili gençler DK bölü DL'yi rahatlıkla çekemez miyiz? 10. sınıfız. Sonuna kadar çekebiliriz tabii ki. İfadelerimizi düzenlediğimizde DK bölü DL oranımız karşımıza ne olarak gelecek? 2 bölü 3 olarak gelecektir sevgili gençler. Lütfen dikkat ediniz. Doğru cevabımız C seçeneği olarak karşımıza geliyor. Ve bir sonraki sorumuz sizlerle. Arkadaşlar bu sorular sınavda karşınıza çıkma ihtimali yüksek olan soru tarzlarından lütfen mantıklarını iyi öğrenmeye çalışalım sevgili arkadaşlarım. Bir sonraki sorumuz yine katı basıncı ile alakalı bir ifade. Diyor ki kesit alanları sırasıyla S ve 2S olan K ve L cisimleri şekildeki birdeki gibi yerleştirildiğinde X ve Y noktalarına uygulanan basınçlar eşit oluyor sevgili arkadaşlarım. En önemli noktalardan bir tanesi. K ve L cisimleri şekil 2'deki gibi yerleştirilirse PX ve PY nasıl değişir diyor. Yani artar mı azalır mı bana birazcık bunun yorumunu yapmak düşüyor açıkçası. E öncelikle gelin şekil 1 için basınç ifademizi yazalım sevgili arkadaşlarım. Önce birinci durumundakini bulacağım ki sonra ikinci durumuyla ne yapabileyim kıyaslayabileyim. Birinci durumu için bakacak olursak sevgili gençler ifademizi yazalım hemen. Katı basıncı neydi? Bol bol formül yazalım ki ezberlememiz, aklımızda tutmamız daha doğrusu kolay olsun. Kuvvet bölü yüzey alanı ya da ağırlık bölü yüzey alanı olarak karşımıza gelir sevgili gençler. Hemen PX için ifademizi yazalım o zaman. Şekil 1 için konuşuyoruz. Lütfen dikkat edelim. Ne geldi? YX bölü yüzey alanı ne kadardı sevgili arkadaşlar? Şu küçük alan S kadar değil mi? Tabii ki S kadar. Çünkü bana orayı öyle vermiş. GX bölü S olarak karşımıza geldi. PY'ye bakacak olursak. Şimdi arkadaşlarım. Y noktasına baktığınız zaman Y noktası burası. E burada Y noktasının toplam basıncını yazarken ağırlık yazdığımızda iki cismi birden taşımıyor mu Y noktası? Tabii ki taşıyor. O yüzden ne diyeceğiz? Gx artı Gy bölü yüzey alanına dikkat bir taneler. Ne geldi karşımıza? 2S olarak geldi. Şimdi bana demiş ki işin güzelliğine bakın. Burada şekil 1'deyken yere yaptıkları X ve Y noktaların yere yaptıkları basınçlar eşittir. E benim işim çok kolaylaşmadı mı? Ben Px ve Py'yi ayrı ayrı yazmadım mı? Tabii ki yazdım. O zaman ne yapacağım? Bu değerleri alacağım birbirine eşitleyeceğim. Başka da bir numarası yok gerçekten sorunun. Çünkü ağırlıklarını bulursam ben burada aslında iki tane bilinmeyenle uğraşıyorum değil mi? Bir tanesi PX ve PY bir tanesi ağırlık. Dolayısıyla ağırlıklar arasında bir ilişki kurmam gerekiyor ki basınca gidebileyim. Bana demiş ki basınçlar eşit. O zaman çok güzel. GX bölü S eşittir. GX artı GY bölü 2S gelmedi mi arkadaşlar buradan? Tabii ki geldi. Hemen ifademi düzenliyorum. 2GX eşittir. Ne geldi sevgili arkadaşlarım? GX artı GY geldi. Aman Allah'ım sorunun güzelliğine bakar mısınız lütfen sevgili arkadaşlarım? Buradan bana bu cisimlerin ağırlıklarını eşit olarak bulmam gerektiği söylenmiş zaten. Artık işim çok kolay. Buyurun birlikte ne yapalım sevgili arkadaşlar? Hep birlikte şekil 2'yi de değerlendirelim ve bakalım ifadelerim nasıl değişmiş benim. Şekil 2 için bakıyorum. Hemen PX üssü diyeyim olur mu ikinci durumuna? O zaman ne geldi? X'e bakar mısınız nerede? Artık her bir şeklimin ağırlığı G kadar mı? Peki X noktası toplamda ne kadarlık ağırlığa sahip arkadaşlar? 2G'lik bir ağırlığa sahip sevgili arkadaşlarım. E ne kadarlık bir yüzey alanım var benim burada? Bakın
Tav alanın ne kadar? S kadarmış bir taneler, unutmayın. Burada cismin yere değen taban alanı önemli benim için. Yani şu S'yi şuraya da koysak daha doğru olacakmış. Hemen PY'ye bakalım. PY üssü diyelim sevgili gençler. PY ne yapıyor? Çok rahat PY. Sadece G ağırlığını taşıyor. Vay, hem de ne rahat, bakar mısınız? Buradan basıncını da 2S'lik bir alana bölmüş. Hadi şimdi gelin birinci durum kıyaslaması, ikinci durum kıyaslaması yapalım. Buraya baktığınız zaman PX'in üzerindeki ağırlık artmış, yüzey alanı azalmış mı sevgili arkadaşlarım? O zaman ne oldu? PX birinci durumuna göre artmış oldu. İkinci durumuna bak, ağırlığını azaltmış, yüzey alanını arttırmış. O zaman PY ne oldu sevgili arkadaşlarım? Azalmış oldu. Buranın üzerinde de neredeyse katı basıncı ile ilgili yapacağımız bütün yorumları yapmış olduk. Lütfen dikkat ediniz. Sıvı basınç sorularımızla devam edelim sevgili arkadaşlarım. Karşımızda şimdi bir birleşik kap var, bir U borusu var sevgili gençler. İfademiz yine çok kolay, sadece bilmemiz gereken tek bir noktayla sorumuzu çözeceğiz ve göndereceğiz sevgili arkadaşlarım. K ve L ikisi de açık uçlu borular sevgili arkadaşlar. Şekile verilen U borusunun K kolundaki X sıvısının yüksekliği 60 cm. L kolundaki su yüksekliği de 20 cm'dir. Sıvılar U borusu içerisinde dengede olduğuna göre X sıvısının yoğunluğu kaç gram bölü santimetre küptür ifadesi gelmiş. Suyun öz kütlesi de 1 gram bölü santimetre küp olarak verilmiş. Şimdi sevgili arkadaşlarım, sıvı basıncında aynı seviyedeki basınçlar birbirine eşittir. Bilmemiz gereken tek cümle bu aslında. Dolayısıyla biz de ne yapacağız? Buradan mı çekmişiz çizgimizi? Bu noktadaki basıncı alacağız, bu noktadaki basıncı eşitleyeceğiz. Başka da hiçbir şey yok. Şimdi baktığınız zaman ikisinin de ağzı açık. Dolayısıyla ikisine de dışarıdan etki eden ne var? P0 açık hava basıncı var. İkisine de aynı oranda etki ettiği için zaten birbirini götürecektir sevgili arkadaşlarım. Buradaki sıvı basıncını, yani şu noktadaki, hadi bu noktaya A diyelim, bu noktaya da B diyelim. A noktasının üzerindeki sıvı basıncı eşittir B noktası üzerindeki sıvı basıncına. Çünkü aynı noktalarda, birleşik kaplarda sıvı basınçları birbirine eşittir sevgili gençler. O zaman ne diyelim? PA eşittir PB diyelim mi? Sonra da ne yapacağız? HDG'yi alacağız. Diğer HDG'yi eşitleyeceğiz. Bu kadar. Başka da bir şeyimiz yok sevgili arkadaşlar. Şimdi buradaki ifademizi yazacak olursak, hadi önce sembollerimizi yazalım, sonra sayılarımızı yerine koyalım ki daha güzel anlayalım. Sonradan hocam orasını nereden yazmıştınız, ben anlamadım diye bir tepkiyle karşılaşmayalım arkadaşlar. HX çarpı DX çarpı G eşittir. H sıvı ya bu sevgili arkadaşlar. Sıvı çarpı D, sıvı çarpı G diyelim. Bu G'ler de aynı. Bunlar da bir öpelim gitsin. HX'im ne kadar? 60 cm. Bana zaten DX'i soruyor. G'yi göndermiştim. Sıvının yüksekliği ne kadar sevgili arkadaşlar? 20. D sıvı da 1 değil miydi? Suyun öz kütlesi 1 gram bölü santimetre küp. Çok basit ya. Buradan da eksi çekersek 20 bölü 60. Bu da karşıma ne olarak gelir? 1 bölü 3 gram bölü santimetre küp olarak gelir. Aman gözünüzü seveyim. Klasik sınavlarda sonucu yazdıktan sonra bakın, önce formülü yazın, sayılarla işlemlerinizi yapın, ondan sonra sonucunuzu elde edin, yanına muhakkak bu sayıyı anlamlı hale getirecek olan biriminizi yazın. Birim yazmazsanız puanınız kırılır. Eften püften şeyler yüzünden puanınızın kırılmasını asla istemeyiz. Önceki dersimizde de söylemiştik arkadaşlar, birimler sayıları anlamlı hale getiren ifadelerdir. Oraya 1 bölü 3 ya da 1 bölü 2 ya da 20-30 ne yazıyorsanız yazın, yanına ne olduğunu yazın ki o ifade benim için ne ifade etmiş onu bilebilelim. Haydi gelin bakalım, birimin önemini de anlatmaya çalıştıktan sonra bir sonraki sorumuzla ne yapalım? Devam edelim sevgili gençler. Birbirine karışmayan D ve 2D öz kütleli sıvıların 2S ve 3S kesit alanlarına sahip X ve Y yüzeylerine yaptığı basınç kuvvetleri Fx ve Fy ise Fx bölü Fy oranı nedir diye bir soru geliyor sevgili arkadaşlar karşımıza. Şimdi hocam, basınç dediniz, kuvvet bölü yüzey alanı dediniz. Basınç kuvvetini oradan çekebileceğimizi anlıyoruz biz buradan. Tamamen doğru anlıyorsunuz arkadaşlarım. Basınç dediğimiz şey kuvvet ya da ağırlık bölü yüzey alanı değil miydi sevgili arkadaşlar? Değil mi? Kuvvet bölü yüzey alanıdır ya da ağırlık bölü yüzey alanıdır. Hatta şuraya kuvvet yazalım. Daha da en temeldeki formülümüzü elde etmiş olalım. Şimdi sevgili arkadaşlarım, hocam siz az önce de dediniz ki katı basıncının formülüdür F bölü S, ama sıvı basıncının formülüne siz HDG dediniz. Sevgili arkadaşlarım, şuradaki F'i şöyle yapalım. P eşittir F bölü S dedik. Aslında sıvılar da ağırlıkları nedeniyle ne yapardı? Yüzeye basınç uygularlardı. Buradaki ifadeyi MG bölü S olarak açacak olursak, daha sonra da buradan F'i, şimdi G bölü S'den HDG'yi elde etmeye çalışıyoruz şu anda sevgili arkadaşlar. İfademize baktığımız zaman şurayı da D çarpı V olarak açacak olursak, daha sonra
Hadi açalım beraber. Üşenmeyelim sevgili arkadaşlarım. Üşenen sınavdan yüksek not alamaz, bilginiz olsun. Ne dedik? D çarpı V çarpı G bölü S. Haydi buradaki D'yi koruyalım. Ondan sonra aslında hacim demek taban alanı çarpı yükseklik değil mi? Taban alanına S kare diyelim. H çarpı G olarak geldi. Bu ifadelerimize de elde ettiğimize göre sevgili arkadaşlar, taban alanına S diyoruz. S kare olur mu? Şuradaki S'ler birbirini götürürse ne geldi? HDG geldi. Aslında hepsinin katı sıvı gaz basıncını arkadaşlar, hepsinin katı sıvı diyelim daha doğru olsun. Hepsinin temel mantığı nereden gelir? G bölü S'den gelir. Bilginiz olsun. Aman sınavlarda buna dikkat edin. Yani ayrı bir formül ezberlemenize gerek yok. İkisi de aynı formül. Sadece buradaki G'ye MG yazıyorum. M'ine D çarpı V olarak açıyorum. Hacmin taban alanı çarpı yükseklik olduğunu da hatırlarsam bitti gitti. Artık formül ezberlememe gerek yok. Gel soruya geri dönelim. Küçük bir konu hatırlatmasından sonra sevgili arkadaşlar. Şuradan kuvveti çekecek olursak. Basınç kuvveti. Basıncı meydana getiren kuvvet demektir nokta üzerinde sevgili arkadaşlarım. Ne geldi? Bak P çarpı S geldi. Ben az önceki ifadeden bilmiyor muyum sevgili arkadaşlarım? Sıvı basıncının şurada da ispatını yaptık ya sizlere. H çarpı D sıvı çarpı G. Sen bunu bir de yüzey alanıyla çarparsan mis gibi bir basınç kuvveti elde edersin. Hocam soruyu çözelim. Hadi yeterince çıkarım yaptık. Hay hay buyurun soruyu çözelim. X noktası için yapacağız, sonra Y noktası için yapacağız. Birbirini oranlayacağız arkadaşlar. Fx dedim. Lütfen unutmayın. Şurada X noktası burada ya, sanki üzerinde sıvı yok da basınç oluşmuyormuş gibi düşünüyorsunuz. Hayır. Şurasıdır sevgili arkadaşlarım. X noktasında basınç oluşmasını sağlayan şey, X noktasının üzerindeki yani kabın açık olan kısmına kadarlık yüksekliğe dolu olan nedir? Sıvı basıncıdır. O yüzden ne kadarlık benim sıvım var? Noktanın üzerine kaç H yüksekliğinde? H yüksekliğinde. H çarpı D çarpı G çarpı, geldik civcivli yere. Ne kadarlık yüzey alanına sahip benim 2S noktam? Yani sen buradan basınç uyguladığın zaman, sıvı buradan basınç uyguladığı zaman hissedilen basınç 2S'lik yüzeye yayılarak hissediyor sevgili arkadaşlar. Gelin görün ki X de 2S'lik yüzey alanı içerisinde. Yaptım 2S. Hadi gel bakalım FY'yi yapalım. Şimdi Y noktasında işin birazcık bir gıcıklık tarafı var. Gıcıklık değil de biraz civcivli tarafı var diyelim. Sevgili arkadaşlarım, Y noktasının üzerine baktığınız zaman hem 2D öz kütleli sıvı var hem D öz kütleli sıvı var. Derslerimizden hatırlayın lütfen. Bir kabın içerisine farklı öz kütleli sıvılar koyduğumuz zaman sevgili arkadaşlar, ne yapardı bu? Her birinin ayrı ayrı ben basınçlarını alıp toplayacaktım. Doğru mu? Çünkü 2D öz kütleli sıvının yaptığı basınçla D öz kütleli sıvının yaptığı basınç birbirine eşit olamaz sevgili gençler. Bu noktanın üstünde kaç tane öz kütleli, kaç H yüksekliğinde sıvı varsa hepsini ayrı ayrı alıp toplamamız gerekiyor. Haydi yapalım bakalım, teker teker yazalım. Öncelikle 2D öz kütleli sıvıdan başlayalım, olur mu? Yazıyorum HDG ifadesinden. 2'yi başa alalım. HDG artı. Bir de ne var sevgili arkadaşlar? H yüksekliğinde bir sıvım var. H çarpı 2D çarpı G ifademizi ne yapmış olacağız? Elde etmiş olacağız. Bu da ne yaptı sevgili arkadaşlarım? Ne kadarlık yüzey alanına yayılmış bu? 3S'lik yüzey alanına yayılmış. İfademize baktığımız zaman sevgili arkadaşlarım ne geldi? 2HDGS geldi. Böyle diyorum sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki ifademizi topladığımız zaman ne geldi buradan? 4, 3 ile çarparsam 12HDGS geldi. Şu HDGS'ler bir gitsin, kalabalık ediyor. 2 bölü 12'den 1 bölü 6 ifademiz bizim sorumuz için doğru ifadedir. Fx bölü Fy oranı 1 bölü 6 olarak karşımıza geldi. Basınç kuvvetleri ifadesi sevgili arkadaşlarım. Yine sevgili arkadaşlar, evlerde can kurtarıcı olan vakumlu poşetlerle alakalı bir soruyla karşı karşıyayız. Bakalım bakalım bu soruda bizlere neler soruyor. Giysilerin daha az yer kaplamasını isteyen Yağmur, kıyafetlerini koyduğu vakumlu poşetin içerisindeki havayı elektrikli süpürgeyle çekiyor. Çok zekice. Buna göre diyor, yukarıda verilen olaylardan hangileri aynı durumla açıklanabilir sevgili arkadaşlarım? Şimdi ben bu poşetin içine hava koydum. Ya hava koydum derken kıyafetlerimi koydum. İçindeki havayı çekeceğim ki ne yapayım? Küçülteyim onu, değil mi sevgili arkadaşlarım? Ki daha az yer kaplasın. Ah şu giysilerin fazla yer kaplama sorunsalı. Aynı mantıkla hangileri olabilir? Vantuzların cama yapılması. Evet arkadaşlar, ne yapıyoruz? Bırakıyoruz, çekiyoruz. O içeride kalan hava boşluğunun içine aldığı zaman yapışma olayı gerçekleşiyor. Birinci öncülümüz doğru. Buharlaşma olayı. Buharlaşma olayı sevgili arkadaşlar, maddenin hal değiştirmesiyle alakalı bir konudur. Değil mi? Sıvı maddelere daha fazla ısı enerjisi verdiğin zaman, sıcaklığını arttırdığınız zaman gaz haline geçmesi olayıdır. Verilen olayla açıklanması mümkün değildir. 3. Pipetle bardaktaki içeceğin çekilmesi. Şimdi hani evlerde annelerimiz yapar, değil mi? Herkesin evinde sonuçta hava çekme makinesi yok. Ne yapıyor? İşte poşet içine bir şey koyuyor sevgili
sevgili arkadaşlar. Sonra pipeti poşetin içerisine takıyor, içerisindeki havayı çekiyor. Ha havayı çekmiş, ha içindeki içeceği çekmiş. Aynı mantık mı? Aynı mantık. Üçüncü öncülümüzde bizi doğrulayan öncüler arasında sorumuzun doğru cevabı hangisi? D seçeneğidir sevgili gençler. Bir sonraki sorumuzla devam edelim bakalım. Umarım bu soru tarzlarının hepsi sınavda da soru olarak karşınıza gelir. Siz de o sınavı 100 tam puan olarak geçersiniz sevgili arkadaşlar. Haydi bakalım bir soru daha. Artık sevgili arkadaşlarım yavaş yavaş ne yapıyoruz? Gaz basıncına, açık hava basıncına doğru geçişler yapıyoruz. Deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça atmosfer basıncı azalır. Tabii ki azalır. Bu durum diyor verilen olaylardan hangilerine sebep olabilir? Sevgili arkadaşlar açık hava basıncını hatırlayın. Neydi açık hava basıncı? P0 ile gösteriyorduk değil mi? Deniz seviyesinde 0 santigrat derece basınç altında sıcaklık altında ölçülmüştü. Hiç santigrat derece basınç olur mu hocam, ne diyorsun? Şöyle dağ düşünün, şurada bir dağ olsun sevgili arkadaşlarım. Açık hava basıncının maksimum değerde hissedildiği nokta neresidir? Deniz seviyesidir. Deniz seviyesinin dağ altında bir nokta var mı? Yok. Üzerine binen hava kütlesidir aslında sevgili arkadaşlar. Hani ben derslerde de hep böyle söylüyorum ya size. Siz ne kadar aşağılara inerseniz üzerinize binen havanın kütlesi o kadar artar. Hissettiğiniz basınç o kadar artar. Bunu gözde canlandırmak için denizin derinliklerine indiğinizi düşünün. Nasıl ki denizde daha derinlere indikçe üzerinize binen suyun kütlesinden dolayı basınç artıyorsa açık hava da öyledir. Yani şuradaki bir adam sevgili arkadaşlarım ne yaptı? Pıtı 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 geldi. Bak şurada, hani şurası gökyüzü olsun. Burada üzerine etki eden hava miktarına bak. Hani öyle anlatalım, gözünüzde daha çok canlanmış olsun. Bir de şu noktaya gelsin mesela bu adam. Burada üzerine etki eden havanın miktarına bak. Tabii ki deniz seviyesinde açık hava basıncını ne yapacaktır? Daha çok hissedecektir. Yani basınç artacaktır sevgili arkadaşlar. Şunu da dipnot olarak söyleyelim. Açık hava basıncı 76 santimetre civa olarak ölçülmüştür. Bay Torricelli tarafından. Şimdi geldik buraya. Yukarıdaki olayla hangisi ilişkilidir diyor. Suyun kaynama noktasının yüksek noktalarda daha düşük olması. Tabii ki sevgili arkadaşlarım. Sen elindeki bir kap suyu aldın, deniz seviyesine kaynatmaya çalışıyorsun. Deniz seviyesinde su kaç santigrat derecede kaynar? Hani diyoruz ya NŞA'da normal şartlar altında 100 santigrat derecede kaynar. Bu niye? Üzerindeki basınç maksimum diye. Sen bunu al yukarı çıkar. Sen bunu alıp yukarı çıkardığın zaman üzerindeki basınç azaldığı için suyun kaynama noktası da daha düşmeyecek mi? Tabii ki düşecek. Açıklanabilir sevgili arkadaşlarım. İfademizde ikinci öncüle baktığımız zaman ne diyor? İnsanların kan basıncının yükselmesi. Tabii ki öyle. Şimdi çocuklar dağcılık sporunu düşünün. Adam ne yapıyor? Takıyor sırt çantasını, piti 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 dağın tepesine kadar çıkıyor. Şimdi bizim iç basıncımız var, doğru mu? İçimizde akışkan basıncından kaynaklı olarak kan basıncımız var. Dolayısıyla bizim bulunduğumuz ortamda işte kulaklarımız tıkanmıyorsa değil mi? İşte çeşitli reaksiyonlar göstermiyorsak, tansiyonumuzda düşme yükselme olmuyorsa iç basıncımızla dış basıncımız dengede olduğu içindir. Şimdi senin bir iç basıncın var. Sen aniden yükseklere çıktığın zaman ne yapıyor? Üzerine biriken açık hava basıncı azalıyor. İç basıncın anında bunu dengeleyemediği zaman ne oluyor? Kan basıncında bir yükselme oluyor. Dolayısıyla aynı ifadeyle açıklanabilir. Buzun erime noktasının düşmesi sevgili arkadaşlarım. Bu yukarı çıkıldıkça değil aşağı inildikçe olur. Çünkü siz buza ne kadar fazla basınç uygularsanız erime noktasını o kadar düşürürsünüz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla basıncı azaltarak değil artırarak bu işlemi yapabilirsiniz. Üçüncü öncülümüzü eliyoruz gidiyor. Sorumuzun doğru cevabı karşımıza ne olarak geldi? 1 ve 2 olarak C seçeneği olarak geldi sevgili gençler. Dikkat edeceğiz bakın. Normalde bu da basınç değişiminden kaynaklanabilir mi? Çok rahat kaynaklanabilir ama düşüneceksiniz lütfen, unutmayın. Acaba basıncın artmasından mı kaynaklanır? Azalmasından mı kaynaklanır sevgili gençler? Şimdi geldik bir sonraki sorumuza sevgili arkadaşlarım. Yine kaldırma kuvvetiyle alakalı olarak karşınıza yüksek oranda çıkacağını düşündüğümüz bir soruyla karşı karşıyayız sevgili gençler. Öz kütleleri sırasıyla dx, dy ve dz olan eşit hacim bölmeli. X, Y, Z cisimleri türdeş bir sıvı içinde şekildeki gibi dengede kalmaktadır. DX, DZ arasındaki büyüklük küçüklük ilişkisi nasıldır diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir soruyu okurken soruda her yerin altını çizmeyin sevgili arkadaşlar. Sizi çözüme götürecek olan kısımların altını çizin, olur mu? Bana diyor ki özdeş sıvının türdeş sıvının içerisindeler. Yani hepsi D öz kütleli sıvının içerisinde olsun. Ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Eşit hacim bölmeli diyor. Yani ben burada X'in işte bir bölmesine V dersem ikinci bölmesine de V diyeceğim. Y'nin de her bir bölmesine V diyeceğim sevgili arkadaşlar. Aynı işlemin hani Z'nin başı kel mi? Neden ona yapmayalım ki? Şimdi tek tek bunlara uygulanan ne yapacağım? Kaldırma kuvvetlerini yazacağım sevgili
sevgili arkadaşlarım. Ve dolayısıyla elde ettiğimiz değer bizim için ne olacaktır? Öz kütleleri ifadesi olacaktır. Şimdi bir önceki soruda hatırlarsanız ne dedim ben sizlere? Dedim ki eğer bir cisim yüzüyorsa ya da bir cisim askıdaysa sevgili arkadaşlar, cisme uygulanan kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Hadi yan tarafta formül hatırlatması yapalım. Bol bol bunu yapmak istiyorum ki sınavlara az bir zaman var sevgili arkadaşlarım, hemen hemen öğrenebilesiniz diye. Şimdi FK dediğimiz şey V batan çarpı D sıvı çarpı G değil mi sevgili arkadaşlarım? Aynen öyle. Peki G dediğimiz şey aslında neydi? M çarpı G'di. Şuradan az önceki sorularda da yaptığımız gibi M'i ben D çarpı V olarak açamaz mıyım? Ya kim tutabilir? Tabii ki açarım. Ama bu cisim için geçerli, yani cismin ağırlığı. O zaman D cisim çarpı V cisim çarpı G diyeceğim. Bunu alacağım, bunu eşitleyeceğim. Başka da bir şey yapmıyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi bakın, bu ikisini birbirine eşitlediğim zaman şu G'ler zaten birbirini götürür. Hiç G'lerle zaman kaybetmeyi gerçekten sevmiyorum arkadaşlar. X için yapalım mı şimdi? Bak, X için yazalım. Tek tek açık açık yazalım. Önce kaldırma kuvvetini yazalım. V batan diyeceğim. Batan hacmi ne kadar sevgili arkadaşlarım X'in? V kadar tabii ki. V çarpı D diyelim, olur mu? D sıvı diyelim. Hatta ki sıvı ve cisim arasında bir öz kütle orantısı yakalayalım, ilişkisi yakalayalım. Eşittir dedim. G diyorum. D cisim diyor çocuklar. D cisim dediği zaman cismin hacminin tamamını alacaksınız. Ne geldi buradan? 2V çarpı D cisim geldi sevgili arkadaşlar karşımıza. E buradan sevgili arkadaşlar artık ne yapıyorum? D cisimle, hatta D cisim demeyelim, DX diyelim, daha açıklayıcı olsun. Şuradaki V'leri götürürsek sevgili arkadaşlar, buradan DX'i çekecek olursak, DX karşımıza ne olarak gelmiş oldu? 1 bölü 2 olarak gelmiş oldu. Doğru mu? Yani sadece oraya şey yazsak olur mu? Hani sıvı cinsinden yazacak olursak. D sıvı işte bölü 2 olarak yazsak olur. Hadi aynı şeyleri Y için yazalım. Umarım birincisinde açık açık anlatabilmişimdir size. İkincisi için, yani Y cismi için yazdığımızda sevgili arkadaşlar, Y'nin kaç tane hacmi içeride? 3V kadarlık hacmi içeride. Sıvının içerisinde sevgili arkadaşlar. G'yi yazmıyorum. Y'nin toplam hacmi ne kadar sevgili arkadaşlarım? 5V çarpı DY dedik. E bunu da D sıvı cinsinden yazalım. O zaman DY karşımıza 3 bölü 5 D sıvı olarak geldi mi? Ya tabii ki geldi hocam. Yaparız da gelmez mi yani? Hadi son olarak Z'ye bakalım arkadaşlar. Bakın DX'i elde ettik. DY'yi elde ettik. Bir de şuradan Z için yapalım. Ve bu soruyu da hayırlısıyla uğurlayalım sevgili arkadaşlarım. Z'ye baktığım zaman sıvının içerisinde kaç hacim bölmesi var? 2 hacim bölmesi var. E sıvının içerisinde D sıvı dedik eşittir. Toplam hacmi 3V kadar. Z cisim değil mi? D cisim çarpı V cisim olarak yazdığımızda arkadaşlar, burada buradan da DZ karşımıza ne olarak gelmiş oldu? 2 bölü 3 olarak gelmiş oldu D sıvı cinsinden. E artık bitti. Hepsini tek tek bulduk. DX'imiz burada bir taneler. DY'miz burada. DZ'mizi de zaten en sonda bulduk. Kıyaslamaya bakacak olursak ne geldi? DZ büyüktür. DY büyüktür. DX olarak bu sorumuzun da cevabını elde etmiş olduk. Unutmayın, yüzen ve askıda kalan cisimlerde cisme uygulanan kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Yani şu ikisini birbirine eşitlediğiniz zaman gerçekten elde edemeyeceğiniz ifade yok. Zaten başka ne var ki sevgili arkadaşlar kaldırma kuvvetinde? Evet arkadaşlar, ödüllü soruyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Dersimizin sonuna geldik. Cevaplarınızı yorumlara bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyoruz. Hoşça kalın.